Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunmuş kardeşimiz. Kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Adnan Akfırat'ın salahiyeti aşkarlandı. 13. dekabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, yaqindan beri aydınlık kelsa-da Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida maqola yozadigan Adnan Akfıratning salohiyati oshkorlangan. Aslida Adnan Akfırat Vatan partiyasining Xitoyda turishliq vakili bo'lib, u hozir Xitoyning Shanghayda turadigan. Adnan Akfırat Shanghayda turib, Xitoy kommunistlarining yo'l-yo'riqi talabiga uyg'un holda Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida Xitoyning xalqaro ko'zbo'yamchiligiga moslashib maqola yozdi ekan. Yaqindan beri Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosining kuchayishiga agishib, Xitoyning Turkiyada elib berayotgan Uyg'urlar haqidagi ta'tur tashviqotlari kuchayishga boshlandi. Najmiddin Erbakan universitetida Sharq Turkiston tanishtirildi. 12 dekabr kuni Turkiyaning Konya shahri Najmiddin Erbakan universitetida Xalqaro o'quvchilar birlashmasi bilan Konya'daki Uyg'ur o'quvchilar birlashib Sharq Turkistonni tanishtirish faoliyati olib bordi. Bu faoliyatda Sharq Turkiston yangi nasl harakatining Konya'daki a'zolari Xitoy tajovuzchilarining vatanimizni ishg'ol qilgandan buyonki ichinishlik fojialarini va hozirgi qattiq vaziyatni tafsilli tanishtirib o'tdi. Televiziyamiz mas'uli doktor Abdul Varis tanliq da'vatchi Zakir Naik bilan ko'rishdi. 13 dekabr Sharq Turkiston axborot va media agentligi va Istiqlol televiziyasi mas'uli doktor Abdul Varis Abdulxaliq Malayziya ziyorati jarayonida dunyoga tunilgan danliq da'vatchi, shunaqla tinchlik televiziyasining qurg'uvchisi doktor Zakir Naik bilan ko'rishdi. Ko'rishda Sharq Turkistonning eng oxirgi vaziyati va Xitoyning jazo lagerlari masalasi haqida maxsus suhbat olib berildi. Uyg'ur qizi Aydin Anvarning inglizcha nutqi 12 millionlik ko'rilish rekordi yaratdi. Uyg'ur agentligi xabarida bildirilishicha, Facebookdagi Mana hozir bu siyosatlar nomli kanal 8 dekabr Uyg'ur qizi Aydin Anvar so'zlagan 4.5 minutlik videolik qisqa xabar tarqatgan bo'lib, mazkur kanalning Facebook, Twitter, Instagram qatorli kanallarida ko'rguvchilar ko'chirib tarqatuvchilar bo'lib, ko'rilish soni 12 milliondan oshib ketgan. Hozirgacha tarqatgan odamlar soni 260 mingdan oshgan. Inkas soni necha yuz mingga yetgan bo'lib, faqat Uyg'urlarning orasida emas, butun dunyo axborot kanali sohasida muhim rekord bo'lib hisoblandi. Mazkur videoda Amerika Duk universiteti xalqaro selishtirim fanlar ilmiy o'quvchisi Aydin Anvar Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlar duch kelayotgan masalalarni irqiy qirg'inchilik deb tanishtirgan bo'lib, lagerlar masalasi, lagerlarga qamalish sababi, qamalganlarning ahvoli, musulmonlar duch kelayotgan masalalar, kichik bolalar duch kelayotgan masalalar, Xitoyning axborotni kontrol qilishi, nazorat tizimisi, Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarning uylariga o'rinlashtirilishi, ism o'zgartirishga majburlanish, Xitoylarga to'y qilishga majburlanish qatorliqlarini tafsilli tanishtirgan. Aydin so'zida dunyoning sukut qilishini tilga olgan bo'lib, butun dunyoning vaziyatni to'liq tushunishga, Xitoyning mohiyatini tanishga, Uyg'urlarni qutqizish uchun harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Mazkur video hozirgacha Uyg'urlar haqida eng ko'p ko'rilgan video bo'lib hisoblandi. Bu video mazkur organning boshqa ijtimoiy taratqu batlarida ko'rilgandan boshqa, yana boshqa kanallarga ko'chirib tarqatgan. Kuzatuvchilarning taxminan faraz qilishicha, mazkur video ko'chirilma taratma nusxalari bilan qo'shilib 4 kun ichida ko'rilish qitim soni allaqachon 20 milliondan oshib ketganligi, kelgusi 2-3 oy ichida 50 million atrofida ko'rilishi ilgari surilmoqda. Yevropa ittifoqi bosh elchisi Xitoyga texniki o'tinib berishni to'xtatishimiz kerak dedi. Xitoyning Amerikadan texnika o'g'irlash ishi qattiq ayiblashga uchrayotgan bir paytda Yevropa ittifoqining Xitoyda turishliq bosh elchisi Yevropa davlatlarini Xitoyga texniki o'tinib berishni to'xtatishga yoki uni qattiq nazorat qilishga chaqirdi. Amerikaning donliq matbuotlaridan biri bo'lgan CNBC ning bugungi soniga besilgan maxsus xabarda deyilishicha, Yevropa ittifoqi Xitoy bilan texnika almashtirish ishini uzundan beri qo'llab kelgan ekan. Halbuki Yevropa ittifoqining Xitoyda turishliq bosh elchisi Nikolas Shapus buningdan keyingi texnika almashtirishning nazorat ostiga olinishi kerakligini bildirgan. U munularni bildirdi.
Өткен 40 yılda Avrupa İttifakı'daki texniki şirketleri Xitay'ını köp kısım çetel texnikileri bilen təminledi. Şu texnikiler növetti Xitay texniki zapısının 50%'ini ilgileydi. Nikolas yana bunu noktalarını alahide təkidledi. Məlum bir garip texnik şirketinin Xitay'ını texniki bilen təminleşi nahayeti normal bir iş. Ama hiç kandak yerde texnikini mecburi ötküzveliş mevcut emez. Şunu bundak bir soda çokum nazarat astığı eylenişi gerek. Haberde malum buluşça Beijing dairleri çetel şirketlerini bazar bilen təminleşini sebep kılıp, onlarının texnikisini özlerine ötünüp bir ilişki mecburlaydıken. Uzaktan beri devam kılıp atkan Amerika-Xitay soğudu oruşudu mu, Amerika Prezidenti Donald Trump Xitay'ın garip texnikisini mecburi ötküzveliş kılmışını toxtut için talep kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.